Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu küçük taş motorunun kömürünü değiştireceğiz. Kömürünü nasıl değiştiriyoruz, nereden değiştiriyoruz onu göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük taş motorumuz böyle. 220 voltta çalışıyor. Avuç içi taşlama olarak da geçiyor. Şirket taşı da olarak geçiyor. Önce bir çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle çalışıyor. Kömürü bittiği zaman bu çalışmıyor. Kömürünü değiştirmek için önce fişi pilinden söküyoruz arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi şurada bir tane civatası var. Bu civatayı açınca kapağı açmış oluyoruz. Şöyle bir tornavida yardımıyla düz ya da yıldız ikizle de açılabilir. Sonra bunu çekince rahatça geliyor zaten arkadaşlar. İki tane bunun kömürü var arkadaşlar. Bir tanesi burada. Diğeri de alt tarafta. Biraz yakın alalım. Şimdi şurada bir kömüre baskı yapan yay var arkadaşlar. Bu yayı tornavida yardımıyla ya da şöyle bir penseyle alalım. Tornavida daha iyi olacak herhalde. Şu şekilde kenara alıyoruz arkadaşlar bu yayı. Sonra burası boşa çıkıyor. Boşa çıkıyor ama önce şuradaki fişi çıkartmamız lazım. Onu da şuradaki tırnak var arkadaşlar. Onu da şu tornavida ile kastırıyoruz. Görüyorsunuz fiş çıkıyor. Çıktı. Çıktıktan sonra bu şekilde yukarı alıyoruz. Kömürümüz şu an biraz daha idare eder. Kömürümüzün yedeğini almadım ben gerek olmadığı için. Değiştirdiğimizi, yenisini aldığımızı varsayalım arkadaşlar. Yine şu kablonun bağlı olduğu taraf boş tarafa gelecek. Şurada boş taraf var arkadaşlar, görüyorsunuz şu alan. Oraya takıyoruz. Fişini de yine buradan söktüğümüz yere şuraya takıyoruz arkadaşlar. Takıp üzerine tornavida ile baskı yapıyoruz. Tam yerine oturtuyoruz. Evet. Sonra yayımızı unutmuyoruz. Kömürün üzerine tekrar baskı yaptırıyoruz. Yerine oturuyor. Diğer tarafında yine aynı şekilde. Buradan yayımızı kenara alıyoruz. Şu kenara. Sonra tekrar burayı da aynı şekilde baskı yapıp çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet kolay. Taş motorunuz çalışmıyorsa önce bu kömürlere bakacağız arkadaşlar. Şuraya kadar falan gelince çalışmıyor bu. Motoru arızalandı falan diye düşünebilirsin ama önce kömürlerine bakmamız lazım. Sonra daha sonraki şartlara, şıklara bakacağız arkadaşlar. Bu fişini tekrar soketini yerine takıyorsunuz. Yerine oturduğundan emin oluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle baskı yapıyoruz zaten. Oturduğunu hissediyoruz. Şimdi tekrar yayını yerine koyuyoruz. Sonra kapağını yerine takıyoruz arkadaşlar. Kapağını, civatasını yerine getiriyoruz. Bunu yerine takıyoruz tekrar. Yıldız tarafını kullanalım arkadaşlar. Düz tarafı pek sağlıklı olmuyor. Kömür değiştirme işlemi bitti. Şimdi test yapıyoruz. Fişini takacağız. Fişi takıyoruz. Çalıştırıyoruz. Bu şekilde kömürümüzü değiştirmiş oluyoruz. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.